ben kaybetsem. Peki bugün bu kadar mesela savunmada Alves bir maç çıkardı. Şimdi hafta içerisinde de şimdi stoper ve ağır oyuncuların bazı 3-4 gün antrenman çıkmamakta dezavantaj olarak görebilir. Çok önemli günler değilim ama Alves zaten sevgili hemşerilerim olağanüstü bir sezon geçirmiyor ya. Sevgili kardeşlerim. Kaç gol idi abi? 18. Hanımefendiler. Sizleri bu coşku dolu. Heyecan dolu. Anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Bizden biraz düştüklerinde sadece 3 gün 4 gün. Allah bağışlasın çocuğu dolmuş. Ondan dolayı değil. Yine korur. Kendi işiniz olmasın. Dik duracağız. Dikleşmeyeceğiz. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Beraber olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bütün bu kirli oyunları, bu kirli tuzakları Trabzon hep birlikte bozmaya var mıyız? Yeter. Bu zaten gerekli olan yerlere ulaşmıştır, yeter. Söz sizin, karar sizin ve burada görüldüğü kadarıyla fazla bir zaman yok. 95 gün sonra 30 Mart sandıklarda en güzel cevabı vereceksiniz. Ve benim Trabzonlu kardeşlerim Büyükşehir Belediyesi'nin mensupları olarak Büyükşehir'in vatandaşları olarak inşallah Türkiye'ye Karadeniz'den en güzel cevabı verecek. Özellikle ben yalnız değilsin platformuna ve bu platformun çağrısına iştirak eden tüm Trabzonlu kardeşlerime, Bayburt'tan, Gümüşhane'den gelen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, tabii bu arada Rize'den gelen hemşerilerimi de bir kenara koyamam. Sizler bize güvendiniz. Sizler bize inandınız. Ve 11 yıldır bizi yalnız bırakmadınız. Biz sizlere layık olmaya çalıştık. Ve yine aynı kararlılıkla bu yolda devam edeceğiz. Ve Türkiye 11 yıl önce neredeydi? Bugün nerede? Kardeşlerim, siz Trabzonlular olarak Gümüşhane, Bayburt, Rize şu Karadeniz'in özellikle Karadeniz'in bu şehirlerin mensupları olarak işte Samsun Çarşamba'da hemşehrilerimi gördüm. Ünye'de gördüm. Fatsa'da gördüm. Ordu'da gördüm. Bugün Giresun Görele on binlerle her ilçede bindirilmiş kıtalar değil aynen sizler gibi bir anda toplanan kardeşlerimi gördüm. Biz birbirimize sevdalıyız. Bizim birbirimize aşkımız var. Yola çıkarken dedik ya, uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece.
Kardeşlerim, düşünün. Artık ahlak sınırlarını aşmış tipler türedi bu ülkede. Devletin içinde paralel yapılaşmaya gayret edenler türedi. Kardeşlerim, bu çeteler, bu tür örgütler nasıl mafyayı çökerttiysek, bu çeteleri de çökertmiştik ama bunların şekli farklı. Şimdi de bunlara geldi sıra, bunları da çökerteceğiz. Ve artık nereden gelirse gelsin, rengi ne olursa olsun, asla bu konularda taviz yok. Asla. Ve şunu herkesin bilmesi gerekir. Anayasanın çizdiği sınırlar içerisinde yasama nasıl görevini yapıyorsa, yürütme de öyle yapacak, yargı da öyle yapacak. Yalnız bir erk, bir kuvvet görevini yerine getirirken bir diğeri onun üzerinde baskı oluşturma gayreti içerisine girmesin. Girdiği takdirde yasamadaki gücümüzü de kullanırız, yürütmedeki gücümüzü de kullanırız. Bunu sadece hakkın ve halkın talebi için kullanırız. Kardeşlerim, şunu iyi bilmemiz lazım. Bakınız, biz 11 yıllık mücadelemizde sadece bir tercih ortaya koyduk. Neydi o? Milletin iradesine saygı dedik. Milletin iradesine saygı yolunda da 7 seçimde sizler bize hep destek oldunuz. Sürekli bize verdiğiniz destekle %34'le başlayan süreci %50'ye tırmandırdınız. Ama demek ki bunlar %50'nin dilinden de anlamıyor. İnanıyorum ki 30 Mart'ta bu çok daha farklı olacak. Ve bunun adını da siz koyacaksınız. Milletim koyacak. Öyleyse 30 Mart'a kadar durmak yok. Yola devam. Buna var mıyız? Anlamayana anlatmamız lazım. 230 milyar dolar milli gelirle yola çıktık. Şu anda 3 kattan fazla 800 milyar dolara ulaştık. Yolsuzlukların olduğu bir iktidarda siz bunu yapabilir miydiniz ya? 79 senede 230 milyar dolar ama bunun arkasından değerli kardeşlerim 10 senede buna ilave edilen rakam çok açık net ortada. Kardeşlerim bakınız bütün bunlarla beraber biz %73 milli geliri oranı olan bir borçlanmadaydık. Batmış bir ülke. Fakat o 73 şimdi %36'ya düştü. Kardeşlerim, devlet %63 faizle borçlanırken bunu biz %5-6-7'lere düşürdük. Nereden nereye? Enflasyon %30 iken enflasyonu tek haneli rakama 6-7'ye düşürdük. Bitmedi. DSP, MHP, Arap hükümetinden devraldık biliyorsunuz. O zaman IMF'ye borçlandılar. 23,5 milyar dolar borçla bize devrettiler. Ödedik, ödedik, ödedik. 14 Mayıs'ta sıfırladık. Artık IMF'ye borcumuz yok. Ve şimdi onlar bizden borç istiyor. 5 milyar dolar borç vereceğiz. Kardeşlerim,
Kardeşlerim, bir numaralı bizim Milli Bankamız nedir? Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın kasasında 27,5 milyar dolar vardı. Altın dahil. Şimdi bir rekor kırdık. Dün evvelsi günün rakamını söylüyorum. 136 milyar dolara çıktık. Ya yolsuzlukların olduğu bir ülkede bir taraftan IMF'yi sıfırlayacaksın, bir taraftan Merkez Bankası'nı bu kadar güçlü hale getireceksin, bir taraftan son çeyrekte 4/4'lük bir büyüme, toplamında 9 ayda %4'lük bir büyümeyi yakalayacaksın, dünyanın ilk 5'i içine gireceksin, utanmadan, sıkılmadan yolsuzluktan bahsedeceksiniz. Biz geçmişteki CHP iktidarlarına da benzemeyiz, MHP iktidarlarına da benzemeyiz. MHP konuşuyor ya, sen ne konuşuyorsun bir de baya? Sen ne konuşuyorsun? Sana devlet, millet 5 seneliğine iktidar verdi, 3,5 sene duramadın ya, bırakıp kaçtın. Niye? Yönetecek mecalleri kalmadı. Hatırlayın o günleri. 3,5 senede bırakıp kaçtılar. Çünkü Ziraat Bankası'nı batırdılar. Halk Bankası'nı batırdılar. Hepsi görev zararı yazmaya başladı. Ve o zaman rakam, değerli kardeşlerim, yaklaşık 46 milyar dolara ulaştı. Ve şu anda bütün bunlar aşıldı. Ziraat Bankası da, Halk Bankası da en karlı bankalar içine girdi. Vakıfbank aynı şekilde karlı bankalar içine girdi. Ve şu anda bu bankalarımızın değeri Halk Bankası'nın 25 milyar dolara ulaştı. Böyle bir noktadayız. Ve şimdi bu Halk Bankası'nı yıkmaya çalışıyorlar. Ve bu oyunun içerisinde maalesef yargı da var, yürütme de var. Biz buna evet diyebilir miyiz? Eğer bireysel cezalar varsa bunu yaparsınız. Ama Halk Bankamızı yıkmak için böyle bir yola başvurmak hiç kimsenin haddine değildir. Bunların bu milleti, bu vatanı sevdiklerine ben inanmıyorum. İnanmıyorum. Çünkü Nisan 2013'te Amerika'da Halk Bankası'na yönelik bir operasyonun projeleri hazırlandı, planları yapıldı. Hatta bunu kongreye getirmek istediler. Halk Bankası'nın uluslararası piyasalardaki çalışmalarına ket vurmak istediler. Kardeşlerim, bunu engelleyince bundan rahatsız oldular. Bu oyuna gelmedik. Gelmiyoruz ve Halk Bankamızı da yedirmeyeceğiz. Kusura bakmasınlar. Sevgili kardeşlerim, sevgili hemşehrilerim, bununla da kalmadık. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, gıda tarımda attığımız adımları biliyorsunuz. Siz sadece şu Karadeniz sahil yolunu bizim nasıl bitirdiğimizi biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim, %30-35'i biz geldiğimiz zaman bitmişti. 4 yılda biz geri kalanını bitirdik. Sevgili gençler, sevgili gençler, biz Müslümana lanetle emrolunmuş bir topluluk değiliz.
Biz Müslümanın hidayetinin artması için dua ederiz. Laneti için değil. Lanet Müslümanlar arasında öyle berbat bir tezgahtır ki bumerang gibi döner, onu yapana gider. Bu bakımdan çok hassas olmamız lazım. Çok dikkat olmamız lazım. Biz ne dediğimizi çok iyi önce tezekkür etmemiz lazım. Ondan sonra konuşmamız lazım. Yani bin düşünüp bir konuşmak var ya, öyle yapmamız lazım. Bu makamlar gelip geçicidir. Hangi makamda olursak olalım, yarın anıldığımızda hayırla yad edilmek çok önemli. Ama bu milletin bölünmesi var ya, bu çok tehlikeli. Milletimizin bölünmesine vesile olanlar iflah etmez. İflah etmez. Onun için çok düşünmeleri lazım. Demin söyledim ya, kardeş olacağız. Birileri havaalanlarının çıkışlarında billboardlara yazmışlar. Kardeş olacağız. Bir tarafa geziciyi koymuş, bir tarafa da polisimizi koymuş. Kardeş olacağız. İyi güzel kardeş olacaksın da, bu nasıl kardeşlik ki öbür taraftan kardeşini lanetleyeceksin, beddua edeceksin. Bu nasıl bir iş? Yani sizin kardeşliğiniz elinde molotof kokteyllerle dolaşanlara karşı mı? Sizin kardeşliğiniz benim esnafımın camını çerçevesini indirenlere karşı mı? Sizin kardeşliğiniz bizim polisimize karşı her türlü saldırıyı yapan, aracını, gerecini, milli servetimizi yakıp yıkanlara karşı mı? Kardeşlerim, ama biz sabrediyoruz, sabredeceğiz. Ancak devletin içindeki çeteleşmeye de müsaade etmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, sizin bu sevginize şahsım, kabinedeki arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, grup başkan vekilim, hepsi adına çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz biliyorsunuz bir Pakistan yolculuğuna çıkıyoruz. İnşallah 2 gün Pakistan'da görüşmelerimiz var. Hayat akıyor. Hiç merak etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Yeter ki siz bizimle beraber olun. Ancak benim sizden bir isteğim var. Hanım kardeşlerim, kapı kapı dolaşacağız. Ana kademe kapı kapı dolaşacağız. Bildiklerimizi bilmeyenlere anlatacağız. El ele vereceğiz. Kardeşliğimize gölge düşürmeyeceğiz. Ben inşallah Pakistan'a da selamlarınızı ulaştıracağım. Ve gençler, sizlerden de özellikle yoğun bir gayret. Dik duracaksınız. Coşkulu bir şekilde bu heyecanınızı her zaman koruyacaksınız. İnşallah 30 Mart farklı olacak. Hiç endişe etmeyin. Çok koşacağız. Çok çalışacağız. Allah'ın izniyle 30 Mart akşamı da bunun mutluluğunu beraber yaşayacağız. Hazır mıyız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda.